Ben böyle düşünüyorumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bugün kamp konusunu konuşacağız. Hiç kampa gittin mi Hamit? Gittim. Benim tabii çok çok eskiden beri gidiyorum ama ben kampa. Biz kamp yapardık. Kamp yaptığımız zamanlar isminin kamp olduğunu bilmezdik. Balığa giderdik. İşte Bursa'da yaşıyoruz. Bu milyonlarca insan izleyince artık ne şey olacak. Bursa'nın Keles ilçesi var dağ şeyi. Dağın en son köylerinden biri Kemaliye. Oraya balığa giderdik. Kemaliye köyüne geçerdik. Bahçelere girerdik. Bahçelerden çıkardık. Sapa bir yere gelirdik. Orada balık tutardık. Gecede kalırdık orada. Ama çadırımız madırımız yoktu. Açık havada yatardık icabında. Arabada yatardık. Biz bunun kamp olduğunu bilmiyorduk. abim Var. Onunla başladık zaten biz bu İnegöl'de baştan asıl balıkçılık maceramı ayrıca konuşuruz da. Burada balığa gitmeyin Nurettin abi kovboy gibi nöbet tutardı bazen başımızda elinde tüfekle müfekle. Biraz böyle korumacı bir abimizdi. E, ateşin etrafında kıvrılır yatardık. Hava soğuk olursa arabada yatardık. Bir akşam abi Şahin'de dört kişi uyuduk. Şeydi o... <laughs> <laughs> Oturarak koyu abi böyle. İnsanın avru yani bir ya karınca karıncalonu falan böyle biraz dönüyorsun. Sıcak olduğu için herhalde çevremiz Köpekler arabanın altına yatmış. Oraya da köpek nereden geldiyse ben bir dönüyorum. Köpek bu yönü 5 dakika hav 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 diye. Ondan sonra 10 dakika tekrar dalmaya çalışıyorum. Öyle yani rezil bir şey olmuştu. O geceyi unutmuyorum. Bir kere de kalabalık gittik abi. O zamanlar çadır almış mıydık ya? Bir yerden sonra çadırımız oldu da panelvanla gittik. Panelvana yattık. Kaç kişiyiz ya? 7-8 erkek. Ya zaten kadın geleceği bir ortam değil de. Ama panelvana böyle sırt üstü yatarsak sığmıyoruz. İşte yan yatmamız lazım. Nurettin abi de uyarıyor. Arkadaşlar diyor hani kötü kötü yüz yüze yatalım diyor. Hani değişik kombinasyonları olmasın diye. Gözü öyle uyudum. Güzel bir şey şeyler damlıyor. Şıp şıp diye böyle kafamı kaldırdım. ulan ne? biz arabanın içinde olmamız lazım yani ne, ne damlıyor ki? İnsanların ağzının yüzünün buharı yukarıdan. <gülüyor> ne? <gülüyor> yukarıdan şey yapmış, yoğunlaşmış abi. Çap ağzımıza yüzümüze damlıyor. Ulan Allah kardeşi sildik millik. İşte beremiz varsa yüzümüze kadar indiriyoruz. Hem böyle şey damlamasın hem de yüz yüze bir erkekle yatarken hani yüzümüz ağzımız birbirine değmesin. <laughs> <laughs> etmesin diye. Aynı gece de biri çığlık çığlığa uyandı böyle. Öyle bazı insanların oluyor ya huyları. Orada işte herkes birbirinin huyunu görüyor. Yani sarılma huyumu var, bağırma huyum var. Affedersin gaz çıkarma huyumu var. Çok mu tuvalete gidiyor falan filan diye. Bir yerden sonra çadırımız da oldu. 4 kişilik çadır var mesela 5 kişi falan sıkışıp yatıyorduk şimdi. Çadırda da şey problem oldu işte en arkada yatan mesela sıcak olabiliyordu. Ortada yatan çok ısınıyordu. O çadırın ağzı açılsın istiyordu. Kapı ağzında yatan kapansın istiyordu falan. Bir de her şeyi güzel hoş. Hani balığını tuttun akşam çayını demledin içtin gece yattın muhabbet sohbet o kahkahalarla uyudun. Gecenin bir yarısı uyandın. Affedersin çişin geldi. Müthiş bir sessizlik. Orman sesi. Cıyık 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 gur 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 falan diye. Çişin gelmiş. Kalkacaksın ortada yatıyor mesela iki kişinin üstüne basa, basa o, oh, oh, küfürler eşliğinde çıkıyor dışarı. Eğer bir saksanlık, bir acemilik yapıp ayakkabılarını çadırın altına koymayız ayakkabılar çiğ yağmış. Ayakkabılar sırılsıklam zaten. Onları giyiyorsun. E şimdi çadırın dibine de ihtiyacını gidiremiyorsun. Ama dersin bize de uzağa gitmen lazım ama sıkıysa git uzağa o gece karanlığında. Korku korku gidiyorsun. Telefon ışığını yakıyorsun ya. Telefon ışığıyla ya da fenerini yakıyorsun. Fenerinle aydınlanan yerin dışındaki her yerde sanki kurtlar ayılar var. Tutuyorsun, buraya tutuyorsun, buraya tutuyorsun, buraya tutuyorsun. Sağ sola tutuyorsun. Sonra tutuyorsun sonra bir şey geliyor geliyorum diye. Evde ışığa görünme yani. Senin gözünde göremeyeceğin varlıklar da olabilir. Hani ismini almak mı? cin. Üç kere cin dersen cinler gelirmiş. Ben iki söyledim. Bir kere daha dersen buradalar. Hümana ve Hümana ile birlikte sağdan hızlı hızlı yapıyorsun artık nereye denk gelirse. Bir şekilde elini yıkıyor, <laughs> yıkamıyor. Ayıptır söylemesi. Dönüyorsun çadırına gerisin geriye. Tekrar uyumaya şey yapıyorsun. En tatlı bir şey oluyordu. Sabah artık güneş doğmamış ama hava aydınlık. Kaldırıyorsun. Muhammed abi kaldır. Diğerleri kalkmazdı valla. Hamit kalk hadi derdi. Açıyorum gözümü. Tam böyle artık ezan okundu okunacak. Ezan okununca ne? işte ayılar mayılar kalıyor hava aydınlığı. Ne cinler kalıyor. Bak üç kere cin dedik şu an. Burada 5-10 tane cin var. Şu kareye buraya bu bakıyorsunuz sevgili cinler. Peki burada sorulması gereken bir soru var. Bu kadar kalabalık bir erkek grubu aynı çadırın içinde niye bir organizasyon yapmış? Ayrı ayrı veya en azından iki çadır olsa olmaz mıydı? Bu olaylar şimdi yeni gelişiyor abi. Eskiden Decathlon, Mekathlon yoktu ismini de veriyorum direkt. Kimse de çadır, kamp, mat bilmezdi. Decathlon bir geldi Türkiye'ye, bir açıldı sağda solda Bursa'da. Herkes de aynı Decathlon sırt çantası, herkes de aynı çadır, herkes de aynı matara, aynı sandalye, aynı mat, aynı bilmem ne. O zaman Almanya'dan gelen bir akrabamız ya da Almanya'dan gelen bir akrabamıza bile çadır vermiş, tulum vermiş de biz onunla şey yapıyorduk. Bir tane çadır oldu. Onunla yatıyorduk. Şimdi mesela kampa gitsek herkes senle hani üçümüz bile eksik bir abi sen ben. Ayrı ayrı çadırlarda yatarız. Kiminin ayağı kokar, kimin karbon salar dünyayı bilmem ne yapar diye çekiniriz. Hem üşümek hem korku maksatlı o yüzden aynı çadırda yatıyorduk. Abi aynı arabada yatıyorduk diyorum sana. Panel vanda yatıyorduk 10 erkek. Böyle sığabiliyorum. Böyle sığamıyorum bak. Böyle. O da ya yüz yüze ya arka arkaya olacak. Böyle olursa böyle olursa sıkıntı Allah korusun. Yani daha başı. Bir kere bu Kemaliye'ye gittik. Kemaliye çok uzak abi. Orada da 6 kişi falandık. 2 araba gittik herhalde. Kadroyu sahip olursam olsam Nurettin abi, Engin abi, Muzaffer abi, Muhammed abi ben 5 kişim saydım. Demek ki 5 kişi gitmişiz. Neyse o şimdi Kemal'e gittik ya köye gittik. Bahçelerden gittik, tarlalardan gittik. Bir yere geldik. Orada tahta bir köprü var. Ağaç daha doğrusu tahta ağaç bir köprü var tomruklarına falan. Oradan karşıya geçmemiz gerekiyor. Oradan da bir süre yürüyerek patika bile yok abi. Öyle bakir böyle güzel bir avlağa gidiyoruz. İlk gittiğim zamanlar oraya hatta ilk gittiğimde olması lazım. Oraya hep beraber gittik. Gece karanlığında gidiyoruz bir de. Gece karanlığında da av işi bitince geri dönüyoruz kamp yerine. Nurettin abi bağırıyor yani. Arkaya. En arkada kim var diyor. Ortadan cevap geliyor. Hamit var diyor. Hamit diyor uzun bir çırpı sürüklesin arkasında. Tamam sürükleyeyim diyorum. Sürüklüyor falan. Ondan sonra niye dedim ben bu çırpıyı? Vahşi bir hayvan saldırırsa seni büyük bir şey zannetsin sana saldırmasın diyor. Yani girdiğim riske bak ayı kurt mut gelecek. Bakacak hani beni çalıyla bütün bir hayvan zannedecek. Korkacak belki. Belki de korkmayacak. Açlığına göre saldıracak bana da. Yani fazla riskli yani 2-3 balık avlamak için. Neyse alıştık bunlara da. o çok olduğu için mesela bu son gidişimizde Engin abi Nurettin abi ve Muzaffer abi gelmek istemediler oraya. Biz Muhammed abiyle gittik karşı tarafa. Gittik balığımızı tuttuk. Çok güzel. Çok güzel balık tuttuk oradan. Bayağı da tuttuk. Yemeğimizi yedik Muhammed abiyle. Muhammed abi de sessiz bir insandır. Öyle çok fazla konuşmadınız. Çok Nurettin abi kadar diyalogumuz da gelişmemişti Muhammed abiyle. Çayımızı içtik. Muhammed abi dedik ben erkenden yatacağım. Hamit'ciğim dedi. Tamam abi ben biraz daha oturacağım. Gencim. Ateş başı oturuyorum. Çay içiyorum. Sevgilimle mesajlaşıyorum. Arıyorum arıyorum. Gece iyice çöktü. Muhammed abi uyudu. Ondan sonra geldi şeylerin vakti. Süfli varlık vakti geldi. Ben tırsmaya başladım. Yani ateş belli bir yerleri aydınlatıyor ama böyle açıklık bir yer değil. Arkada bir dağ, öbür tarafta bir dağ. Ağaçlar kapatmış ki korku filmlerinden birinde ya Dabbe'de ya Sicinde olması lazım bir laf vardı. Oradaki hoca diyor ki eğer güneşin doğduğu yerde bir dağ, baktığı yerde bir dağ, ortada da taşı da bir su varsa orada her ağaç olur bir cin, her taşın altında bir cin var. Ulan da. bakıyorum dağ, bakıyorum da ortada su. Aha diyorum cin yoksa burası ben ne yapacağım? Bismillah diye diye kıpırdıyorum sağa konsola bakıyorum, ışık tutuyorum, ışık tutsam cinler görecek. Telefonda konuşuyorum işte hayatım şöyle böyle ben korkmaya başladım çadıra gireceğim. Çadır dört kişilik abi. Büyücünü Muhammed abi yatmış. Ondan sonra büyücü de sessizce geldim ben yattım. Diyorum ki hayatım bana bir şeyler anlatır mısın? Ben çok korkuyorum. Sen bir şeyler anlatırken ben burada uyuyayım diyorum. Bana beni sevdiğini söyle diyor. Bana seni seviyorum. Ben dedim sana nasıl seni seviyorum diyor. Çadırın büyücünde adam var. Tam seni seviyorum derken uyansa Muhammed abi baksa böyle. Seni seviyorum diye göz göze gelsek. Yani yani hiç kimsenin duyamayacağı bir ortam. Ne şansa gizli kalacak bir yer. Allah yani. Bir de şöyle kocaman çadır ya. Birimiz bu işte, birimiz bu işte. Neyse o senin senin şak diye telefonu kapattı. Kaldım öyle. Cin seslerinin, kurt seslerinin arasında. Sabah bir kalktım böyle yan yanayız. Hem soğuğun hem korkunun etkisiyle. Sessizce böyle bu tarafı yuvarlarına buraya geçtim. Hiçbir şey konuşulmadı, hiçbir şey görüşülmedi. Döndük elimizde balıklarla kamp yerine. Bu kadar cefa çektikten sonra sefa olarak en azından balık tutabildiniz mi dişe dokunur bir şekilde? Fotoğrafları nerede görüyoruz? Nerede istersen orada. Bir de tabiye kalmış. bir de daha bak bu parmağım koydu bir yerlerde. Bir de ekranı kaplarsın. O günden yakalanmış balıkların fotoğrafını koyarım. Görür arkadaşlarımız ama artık balık mılık kalmadı ya. Vallahi kalmadı. Bu olay nerede geçti? Bursa ili Keles ilçesi Kemaliye köyü tarlalıkları. Tamam bu erkeklerle olan bir kamp anısıydı. Peki daha romantik bir kamp anısı var mı? Romantik denmez de eşimle gittiğimiz şey var. Gökçeada'ya gittik. Gökçeada'da kamp yaptık. Uğurlu var Gökçeada'nın en sonunda. Orada orman var arkasında hemen. Ormanda kamp yapmayı yasaklamışlar. Bundan ikisi 2019'da mı neydi? 2018'de 2019'da mı ne? kamp yapmak yasak. Gece ormana kurduk çadırı. Sabah toplamamız gerekiyor. Uyarıyorlar bak jandarma gelecek toplayacak. Değil mi? Her gece çadır kurup şey yapacak halimiz yok. Sahile kurduk. Ya bu arada ben kampı çok sevmem. İnsanlar gider ya böyle kampa. İlk mesela duyduğumda soruyorum hadi kampa gidelim diyorlar. Tamam ne kampı? Hani denize mi gireceğiz? Balık mı tutacağız? Yok yo, yo. işte ne bileyim ya bir, şey mi, konser mi, bir etkinlik mi yok sadece kamp yapacağız. Anladın mı? Niye sadece çadır yapmak için bir yere gidelim? Ha biz de alışık. Bu herkes yapınca biz de böyle arasa dağa gitmek istedik ama bana kalırsa gidelim dağ başına, binelim arabamıza. Ondan sonra yapalım yemeğimizi. İşte mangal, samangal, yemekse yemek işte o bütün etkinliklerimizi yapalım. Gece uyuyacağız mı? Atlayalım arabamıza, dönelim evlere. Ben ha gerekirse meyve suyu da içmem. İçeni Bırakalım herkese evine. Sıcacık yatağımızda yatalım. Biz Gökçeada'da niye çadırda kaldık? Makul bir tatil olsun, ucuz olsun diye. Çadırda kalınca her akşam istediğimiz İstediğimiz orada işte tavernalar falan vardı Gökçeada. İstediğimiz tavernada yemeğimizi yiyelim. İstediğimiz öğlen işte istediğimiz balığımızı, etimizi, kuşumuzu, bal bilmem neyimizi yiyelim. O yüzden çadırda kaldık. Çok zordu. Bir tane şişme yatağımız vardı. Her uyuduğumuzda sabah karşı sönüyordu. Bir de o plaj taşlıktı böyle. Taşların üstüne yorula yorula uyuyorduk. Böyle sabah perişan bir halde kalkıyordum. Gece de balık tuttuğum için yine orada az uyuyordum. Çadırın kapısıyla denizden az vardı. Böyle perişan bir halde kalkıyordum. Böyle dizlerim üstünde İbrahim Tatlısı'ndaki sabuğa gibi yürüyordum. Deniz de çok de orada sahil. Cups diye bir atlıyordum denize. Fişek gibi çıkıyordum. Akşam 2'ye kadar 3'e kadar öyle idare ediyordum. denizin enerjisiyle. O şekilde yani eşimle bir kamp yaptık. Çok romantik miydi? Değildi. Çok konforlu muydu? Değildi ama 5 gün orada bizi idare etti. 5 gün konaklamaya para vermeden bol bol yiyerek, içerek, gezerek, her gün başka yere giderek tatil yaptık. O zaman yakıt da ucuzdu. Gökçeada'ya gittin mi abi? Çok büyük Gökçeada. Yani Türkiye'nin en büyük adası. Arabayla bir ucundan bir ucuna gidiyoruz sürekli. En ucunda kalıyoruz. Türkiye'nin en batı sınırı Uğurlu'da. Oradan adanın en doğusuna, en kuzeyine, en güneyine, en orta ortasına, en bilmem nesine. Rum köyleri falan vardı. Oraya gidip Bu arada Gökçeada'yı tavsiye ederim ya mutlaka gidin. Çok böyle hani gümbür gümbür bir eğlence ortamı falan yok ama hani keyifli bir tatil yapmak için, tatlı bir tatil yapmak için bir sürü değişik şey var. Kalınıp değişik değişik yerler görülebilir yani orada. Benim tatil beklentim biraz daha farklı. Ben konforlu tatil en azından arzu ederim. Bir çadır bana yeterli konforu veremez gibi geldi. Ya sen çadırda kalma orada şey de var. Pansiyonlar var, oteller var. Onlarda kalırsın. Çadır ben de seveyim. Çadır nesini seveyim ya? Bana çok şey gelmiyor. Gidiyorum mesela. Ben bir yemek yapmayı severim. Ateş ateş da severim. Ateşli uğraş, Yemekle uğraş, gece bir oluyor nasıl biliyor musun? Bir kredi kartıyla şöyle alnımı sıyırt, macun gibi iz çıkıyor. Yani sabah kalkıyorum. yüzümü yıkamak istiyorum sabah buz gibi. Yüzümü yıkamak zor, elimi yüzümü yıkamak, duş almak isterim yani. Her sabah onu yapamıyorum, edemiyorum. Eziyet yani. Kamp benim sevdiğim, ettiğim bir olaydır. Çadırım mıdır? Hiç etmem. Çadırım da var, şişme yatağım da var, tulumum da var, bilmem ne ama. Peki, izleyenlere buradan o zaman kamp yapmayın tavsiyesinde bulunuyoruz? Ya insanlar seviyorlar, yapsınlar canım. Hani mesela dağda böyle güzel bir geçe geçirmek falan filan. Belki şey için keyifli hani. Bu yemekle ateşle uğraşmayan insan için benim gibi cildi yağlı olmayan için güzeldir. Yatıyordur adam sabah pamuk gibi kalkıyordur. İşine bakıyor ya da her gün duş almayı sevmeyen bir insan için güzeldir. Ama ben metroseksüel bir erkek olduğum için <laughs> benim bazı ihtiyaçlarım var. Bunu karşılamam gerekiyor. Koca da yapmıştık. Gittik kar. Böyle arkadaşlarımın mesleklerinden bahsetmeyi pek sevmiyorum da. Arkadaşlardan ikisi özel donanımlı polisler falan oluyor. Söyleyeyim ya. Özel harekatçı arkadaş. Benim çocukluk arkadaşım. Ben hani sonradan öyle şey arkadaşım değil mi? Çocukluk arkadaşım. Özel rekatçı. Bir tanesi de hırsızla kaplı Emre. Öğretmen. Bir tanesi de ben. Ben azıcık doğa insanıyım da. Gittik. Kar var. İki kere gittik. Birinde kar yok. Birinde kar vardı galiba. Hangisine köpek geldi hatırlamıyorum da. Abi dize kadar kar var. Koca yaylada. Bir arkadaşın arabası ufak arabaydı. Biz hırsızın arabası Hırsız dedim çocuğun lakabı şey de. İngiliz öğretmeni kendisi ama lakabı hırsız. Onu da ayrı anlatırım neden hırsız diyorlar. Hırsızın arabayla gittik. Biz onu biraz daha kolay bir yere bıraktık. Kalanı jiple gittik 4x4. İşte ormanın içine falan girdik girdik. Elimizde kürekler kazdık ortalığı. Sanki şey ya bu adamlar da doymamış mı dağda bayırda hani kamp yapmayı bilmiyorum. Açtık böyle büyük bir alan çadırları kurduk. Orada işte odunlar falan kesildi bilmem ne. O iki polis arkadaş yağmur mu yağacaktı kar mı yağıyordu? Bir şey almak için şeye gittiler. Kelese gittiler. Biz Emre ile kaldık. İki hani silahı milahı donanımlı bizi koruyacak adam gittiler. <laughs> Biz iki korumasız zavallı kaldık. Tam böyle ateşin başında oturuyorum falan ayıp da sucuklar mucuklar ortaya koymuşuz. Bir şeyler yiyeceğiz. İki üç tane köpek geldi ama köpekler apartman gibiler, çoban köpekleri. Böyle hani çömelince bir şey yapmaz da hakikaten yapmıyor. Ama o köpekler hav deseler ben ağacı tırmanırdım. Köpek sucuğa geldi. Allah'ım diyorum bir şey desem mi demesem kokluyor mokluyor. Dişleyecek götürecek sucuğu. Dedim birader götürsen götür. Benim sana bir şey diyecek. Gücüm, şeyim, cesaretim yok. Allah'tan hani kabın içinde diye sucuğu götürmedi. Öyle bir kampanımız var. Yine onda da yemekle falan uğraş bilmem ne. Sabah hani is yağ kaplı şeye dönmüştü. Bu da saçma bir an oldu ama artık şeyde kesebilirsiniz. <laughs> Gerekli performansı alamadık ya. Ben sonunda bir felaket bekliyordum ama köpek sucuğu da almadan gitti. Evet benim onlarım genelde böyle ya. Enstantane şeklinde. Hani Final böyle... eksikliği var. Ben Şehov tarzı abi. Olay hikayesi değil. Durum hikayesi. böyle bir panorama sunuyorum. Orada bir rezil mi hayal et? Rönesans resmi gibi. İki tane silahlı adam kelese gidiyorlar. İki silahsız ormanın ortasında kalmış. Köpekler onlara yaklaşıyorlar. Sucuk ortada. Ateş yakarken biri böyle köpeğe bakmış. Hırsız başka bir şeyle ilgili. Böyle fotoğraf çekiyor falan filan. Ya hırsız da falan biz kampa gittiğimizde bunlar böyle biraz da bekarlar Biraz derken bekarın biraz çoğu olmaz. Bu adamlar bekarlar. Biraz da böyle story motoru atmayı seviyorlar. Baraklı Gölü'ne kampa gittik. Musa vardı. Musa ben. Hırsız. Yemeğimi Bilmem ne yaptık. Çadırları kurduk. Her şey hazır. Ateşimizi yaktık. Muhabbet, çay, may Dönelim mi ya dendi. Kamptan dönelim mi Bayıldığım bir şey değil. Fotoğrafı çektik dedi. Story'i paylaştık. Postumuzu yaptık. Paylaşımımızı yaptık. Yemeğimizi yaptık. Bu güzel anı için ve mutsuz son için teşekkür ediyoruz sana. Mutlu sonu benim ölmem mi gerekiyor? Isırılmam mı gerekiyor? Bir aksiyon bekledik ama gerçekleşmedi. Ha, bir daha programlara. takipçi gelsin de sen de şey olalım istiyorum. Tecavüze uğrayalım. Kan vahşet ve gözyaşı istiyorum. Bir dahaki hikayeler lütfen böyle olsun. Tamam. Sana şey gibi şeyler. Ya benim bir arkadaşım var Serhat. Ya adamın anıları müthiş ya. Onun buraya oturması lazım da. Bunlar zamanında şey yapıyorlar. Yemiş falan yapıyorlar abi. Toptan yem satıyorlar bilmem ne. Bir yerde işte Bursa dışında bir alacakları varmış. Adam alacaklarını vermiyor. Arkadaşın ortağı da dükkandaki maymunu almış. Alacak karşılığı. Bak bu güzel hikaye. <laughs> almış maymunu getirmiş. İndi arabadan diyor. Ya Serhat bak şuraya demiş. Perişan bir yolda vurup duruyor, tırbalayıp duruyor. Ya da Kangon'un arkasına bağlamış maymunu diyor. Yapıyor <laughs> <laughs> örümcek maymunu küçük maymunlardan. Almış maymunu saldıra saldıra tutup da koymuşlar dükkana. Her gelen diye bir şey veriyor. Kusuyordu musuyordu diyor ortalığa bilmem ne. Saldırıyor diyor. Tavşan varmış dükkanda. Bir yakalamış tavşanı diyor. Ya bu, bu hayvanları beslemek lazım işte ya. Onlar da hani gerekli yerlere, yetkili yerlere teslim etmişler hayvanı da. Tutmuş tavşanın tüylerini, büyülerini oluyormuş. Sana böyle anılar lazım ama benim anılarım mı olsun? Enstantane şeklinde anılar. Artık gidebilir miyiz? Gidebiliriz abi. Kapatalım. Kapatalım. Ne tavsiye, ne, ne vaatle bulayım insanlara? Kamp tavsiyesi vereceğim insanlara. Yorum yapan arkadaşlardan bir şanslı kişiye bana mail adresini yazsın. Ben size çekilişle vereceğim. Bu ne saçma çekiliş <laughs> Ama çok önemli şeyler ya. Mesela buradan vereyim birkaç tane. Çok dağılmayın arkadaşlar. Dağıldınız mı toplanamazsınız. Kamp gece soğuk kamplarda ayaklarınız üçlük yatağa yatmayın. Ayaklarınızı ıslamazsınız. Sıcak ayaklarla yatın. Eğer ateşle ve yemekle uğraşmazsanız tertemiz yatabilirsiniz. Başka kamp tavsiyesi ne verebilirim. Ha, çadırı bazen görün çadır, böyle yere koçu. Böyle yere çadır kurulmaz. Böyle yuvarlanıp aşağı yatarsınız. Dik yatar. Hafif eğimli yer olacak. Kafanız yukarı, ayaklarınız aşağı gelecek. Öyle yatacaksınız falan filan. Bir de çok şey bir kampanyamdan bazı Nurettin abiler Karadenizli. Karadenizli şakaları çok acayip oluyor. Sabah uyumayı severim dedim ya. Yaşlandıkça şimdi eskiden çok hırslıydım gençken. Yani. En sabah ben kalkardım, en erken balık tutmaya giderdim, en geç ben dönerdim falan. Ama çok da balık tutardım. Ondan sonra yaşlandıkça biraz gevşemeye başladım. Sabah herkes kalkmış, tüfekli tüfekli atış yapıyorlar abi. hava ateş ediyorlar. Işte hedef atıyorlar. İşte havalı tüfekle atıyorlar bilmem ne. Ben de uyuyorum. Bir tüfek sesine uyanıyorum, tekrar uyuyorum. Tüfek, tüfek. sesine uyanıyorum ama çok böyle daha başı bir yerdeyiz. Hani avcılık da yok bizde. Sadece pet şişeye, met şişeye de şey Abi uyurken bir tüfek sesi geldi. Sanki böyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahi topu ateşten. Ulan dedim bu ne? O mü atıyorlar? Bu nasıl ses? Hani üçü dördü birden mi tüfek atıyorlar? Bezi bu ya çadırın. Benim kafam burada. Tam kafamın dibine tüfeği koymuşlar abi. Yere yerleştirmişler. Havaya ateş ediyorlar. Güm güm. Bana şaka yapıyorlar. Böyle anlar istiyor musun? Bunun da finali çok sönük oldu. <laughs> tüfekle beni vurmaları mı bekliyordu? Neyse arkadaşlar hadi yorum yazın. Ya yorum diyorlar ki yorumlarda okuyoruz çok saygı durum yorum yapın. Yani çok böyle yorum yapın derseniz sen yapmaz. Hakikaten öyle. Ben de izliyorum yorum yapın. Ne yorum yapın diye yapıyorum. Ama ben size vaatte bulunuyorum. Yorum yapın benden kamp tavsiyesi alın. Benden püf noktalarını alın bu iş. Beğenin beğenmiyor arkadaşlar. Beğeniyorsanız zaten eliniz beğene gider. Bir tek yüzünüzde tebessüm oluştuysa, bir keyifli an yaşattıysak size zaten eliniz beğene gider. He, hoşunuza gittiyse bu kanalda sadece ben yokum. Başka programlar da var. Kripto paranız mı var? Bugünlerde <laughs> sizi güldürmek zor kusura bakmayın ama en azından kripto kulübünden tavsiyeler alın. Ben izlemiyorum kripto kulübü. Niye izlemiyorum? Kripto param yok. Vardı zamanında 3,5 milyar batırdık dişimizden tırnağımızdan 4 bin lira. Civarı hayatım. Hani 3,5 dedik ama 4 de olabilir. Eşim de hani bunu biraz alıştır alıştır söylemiştim. Diğerlerini izleyin. Size söyleyeceklerim bu kadar. Maalesef yaralandığım, vurulduğum, başıma kötü şeyler gelen anılarım, kamp anılarım yok. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek. Affola. Kendinize iyi bakın. Öpücüklerimi yolluyorum.